Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle incili güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizi şöyle görelim bakınız. Yeleğimizin örümcek geçişlerinde incimizi kullandık ve yeleğimizi bebe ipimizle ördük. Şöyle görelim. Her iki yönden de bakınız. Modelimiz gayet güzel bir şekilde görünmekte. Evet, Yeleğimiz 2-3 yaşındaki çocuklarımıza uygun olarak hazırlanmış bir yelek ve bu yeleğimizi örmek için bir buçuk ip kullandım. Ölçülerimizi şöyle alarak bakalım. Gövde olarak baktığımızda 30 santim gövdesi. Uzunluğuna bakacak olursak en üst kısımdan tutuyorum. En üst kısımdan uzunluğu ise 39 santim. Bakınız bu şekilde eğer daha uzun isterseniz daha da uzatabilirsiniz yeleğimizi. Daha kısa isterseniz ölçülerimizi yukarıdan birazcık daha küçük başlayarak yeleğimizi o şekilde örebilirsiniz. Gayet kolay güzel bir e, çalışma. Dilerseniz lif ipiyle de bu modelimizi örebilirsiniz. Bakınız. Ben normalde bebe ipini kullanmayı tercih ettim. Her iki yönden de kullanabileceğimiz gayet güzel bir model. Hemen kolay gelsin diyerek yeleğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş bebisini kullanıyorum. İpimize bakalım. %35 poliamit, %65 premium akrilikten oluşmakta. Renk numarası 2197 100 gram ve 340 metreden oluşmakta ve e, ipimizi örmek için 2,5 numaralı tığımı kullanıyorum ve 47 tane kutucuğumuzu örerek yeleğimizin roba kısmına başlıyoruz 5 tane zincirimizi çekerek başlayalım bir tane düğüm attım 1 2 3 4 ve 5 Beş zincirimiz hazır olduktan sonra tığımı başında doluyorum birinci zincir yu içerisine yuvanın içerisine giriyorum çıkarıyorum bakınız 1 ve iki. iki defa da trabzanımı örüyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum örgümün yönünü hemen çeviriyorum bu minik yuvamızı ve yuvanın tam içine girerek bir tane başını doladığım tığımı bir ve iki defa da örüyorum Trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1 ve 2. 2'yi şimdi örüyorum. 2. Ve kutucuklarımızı görüyorsunuz. Minik minik kutucuklarımızı örmeye başladım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvanın içerisine giriyorum. 1 ve 2. 3 zincirimi çektim örgümün yönünü çevirdim yuvanın içerisine giriyorum 1 ve 2 bakınız bu şekilde minik minik yuvalarımız oluşturur ve toplamda 47 tane yuvamız olana kadar bu şekilde devam ediyorum 1 2 3 örgümün yönü hemen elimin içerisinde sola doğru çeviriyorum bakınız tığımın başında oluyorum araya giriyorum 1 ve 2 1 2 3 defa zincirimi çekiyorum yönünü çeviriyorum araya giriyorum 1 ve 2 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum giriyorum içeriye 1 2 3 zincir bir trabzan şekliyle minik yuvalarımızı hazırlıyoruz 1 2 3 çeviriyorum 1 ve 2 1 2 3 çeviriyorum giriyorum içeriye 1 ve 2 Evet yuvalarımızı bu şekilde tamamlayalım ve sonrasında görüşelim Kutucuklarımızı şu şekilde hazırladık hemen ölçüsüne bakalım toplamda burada bakınız 47 tane kutucuğumuz var ve iki buçuk numaralı tığla ördüğümü de tekrar hatırlatmak istiyorum ve ölçümüze bakalım kaç santim olduğuna şöyle düzeltiyorum ve hemen tutuyorum uç kısmından diğer tarafa doğru 38 santim iliğimizin ölçüsü kıvrımları falan düzmüş gibi sanarsak bakın sayarsak 39 olabilir ama gördüğümüzü söylüyorum 38 Zincirimizi çekerek kutucuklarımızı örmeye başlayalım. Kenar patımızdan başlıyoruz. Kenar patımızı bu görmüş olduğumuz ilk iki kutumuzun içerisine 7 trabzan şekliyle yerleştireceğiz. 1, 2, 3 tane zincirle başlıyoruz ve ilk kutucuğun içerisine giriyorum. İkili trabzan şekliyle 2 tane 2 seferde aldığım trabzanımı örüyorum ve ikinci trabzanımı da örüyorum bir tanesi de zincirde toplamda 3 tane trabzanım oluyor dördüncü trabzanı her iki kutunun tam arasındaki bölüme giriyorum 1 ve 2 diğer kutucuğumuza geçiyoruz bakın burada 4 tane kutucuğumuz oldu şimdi 3 tane trabzanı da buraya örüyorum toplamda 7 tane kenar patımızı bu şekilde örüyoruz 2 ve 3 Bakınız 7 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir kutucuğumu atlıyorum. Diğer kutucuğun içerisine geçiyorum. Bakınız bir kutuyu mutlaka atlıyoruz. Hemen yanına yapmıyoruz. Burada karıştırmayalım. Kenar patımızdan sonra bir zincir çektik. Bir kutu atlıyorum. Diğer kutumun içerisine geliyorum bir tane trabzan hemen yanına ikinci bir trabzanımı örüyorum tığımın başını doluyorum İki trabzanımı ördükten sonra tam iki trabzanın birleştiği yere girerek üçüncü trabzanımı örüyorum ve diğer trabzana geçerek diğer yuvanın içerisine geçerek dördüncü trabzan ve beşinci trabzanımı örüyorum Bakınız kenar patlarımız diğer bitişte de 7 olarak devam edecek. Aradaki kutucuklarımızın tamamını 5 trabzan olarak dolduracağız. 5'er trabzan, 5'er trabzan başlıyoruz. Ve bakınız şimdi 5 tane trabzanımızı 2 kutu içerisine dağıtıyoruz. 2 tanesini 1 kutuya, Tam ortaya üçüncü trabzanı diğer iki trabzanı da diğer kutumuza örüyoruz. Yani iki kutuyu kullanıyoruz. Bir zincir yukarıdan çekerek bir tane kutuyu aşağıdan atlıyoruz. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Bir tane kutu atlıyorum. Diğer kutuya geliyorum. Bir ve iki. İlk kutuya iki tane trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı her iki kutunun birleşme noktasına yapıyorum. Ve diğer kutucuğun içerisine 2 tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim aralarda bir tane zincir var 5 tane trabzanımı iki kutuya yerleştirdikten sonra bir zincirimi çekiyorum bir kutu atlıyorum diğer kutunun tam içine giriyorum 1 2 iki. ikinci trabzanımı 1 2 örüyorum tam ortaya giriyorum 1 2 3. trabzanımı örüyorum Diğer kutucuğumun içerisine 4 ve 5. trabzanımı örüyorum. 5 tane trabzanımı bu şekilde örerek ilerliyorum. Kutucuklarımızın içerisine trabzanlarımızı doldurarak geldik. 7 trabzanımızı ilk iki kutucuğumuza yerleştirdik. Kenar patımız olarak ilerleteceğiz. Diğerlerini ise bir tane atladık. 2 kutucuğa 5 doldurduk. Bir tane kutucuk atladık. 2 kutucuğa 5 trabzan şekliyle şöyle örerek uç noktamıza kadar geldim. Ve son 3 tane kutucuğumuz kaldı bakınız son 3 kutucuğumuzu şimdi birlikte yapalım bir zincirimi çektim bir tane kutucuğumu atlıyorum Diğer kutumun içerisine bir. Şöyle ipimiz takıldı. Onu hemen alalım. Bir tane trabzanımı örüyorum. Aynı yere ikinci trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Kutucuğun içerisine tam üç tane trabzanımı ördüm. Hemen burada yeleğimizin ilk ilik çalışmasını yapalım. İlik çalışmamızı üç tane trabzanımızı ördükten sonra bir tane zincir çekelim. Tığımın başını doluyorum tam tepe noktaya batıyorum ikisinin birleşme yerine bir trabzanımı örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincir çektim ve ikisinin birleşme yerine bir tane trabzanımı ördüm toplamda bu 5. trabzanım oldu 6 ve 7. trabzanımı da ilk zincir çektiğim yere girerek yapıyorum ve diğer kenarımızı da 7 trabzan olarak örmüş oluyoruz. 7 trabzan aralarındakiler beşer trabzan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve toplamda 16 tane grubumuz oldu. İkisi kenar patlarımız, arada kalan 14 tane ise yeleğimizin içerisine bölümlerimizi paylaştıracağımız bölümler. Şimdi İkinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sıramıza iki tane zincir çekerek başlıyorum. Ve örgümün yönünü çeviriyorum. Ve hemen sıradaki ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Ve dördüncü trabzanımız olarak zincirimizi çekmiştik. İliğimiz için hemen içerisine bakınız. Tam içine giriyorum. Ve 4 5 Trabzanımı örüyorum. 6 ve 7. trabzanımı da örüyorum bakınız. 7 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 7 trabzanımı ördükten sonra hemen bir tane zincir çekiyoruz. Görmüş olduğumuz her bir bölümde her sıramızda birer artış yapacağız. Her bölümümüzde 5 tane olan Trabzanlarımız 6, 6, 6, 6, 6, 6 şeklinde her bir grubumuz birer tane artışımızı yaparak ilerleteceğiz. Ve bir yönde sadece artışımızı yapacağız. Yani birinci trabzanı örüyoruz. ikinci trabzanımızın üzerinde artış çalışmamızı yapıyoruz. Giderken ikinci sıramızda artışımızı yapıyoruz ve tamamen bitiriyoruz. Dönüşümüzde tekrar kenar patımızı ördükten sonra bir zincirimizi çekiyoruz ve dönüşümüzde yine aynı şekilde bu kez birinci trabzan örüyoruz, ikinci trabzanımızı örüyoruz. Hem giderken bir yerde yani her grubumuzda bir artış giderken dönerken tekrar birer artışımız yapıyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde ilerliyoruz. Örerken şunu fark edeceksiniz Grubumuz çok olduğu için bazen artış yapmayı unutabilirsiniz. Dikkatiniz dağılabilir. Yaptık sanılabilir. İşte çok da kutucuklar olduğu için şöyle arada kontrol edersiniz. Eğer eksiğimiz varsa ya da fazlamız eksiğimiz varsa hemen herhangi bir yerine batarak hemen o esnada yani gerekiyorsa ki hem giderken hem gelirken eksiğim varsa burada hemen batarak kapatıyorum. Fazlam varsa o sırada ok grupta artışımı yapmadan ilerliyorum. Yani onun için kesinlikle sökme yoluna gitmiyoruz. Hemen çözüm yoluna bakıyoruz. Bakınız ilk grubumu bir zincirimi çektikten sonra örmeye başlıyorum. Bir, ikinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı bakınız tekrar örerek ilk artışımı bu şekilde yaptım. Diğerlerini birer birer örüyorum. Bir, bir bakınız hepsini birer birer Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı tekrar örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız burada da ikinci trabzanımızı iki defa örmüştük. Burada da iki defa örüyorum. Diğerlerini birer birer tığımızın başını doluyoruz. Evet 5 olan trabzan sayımızı 6'ya çıkarıyoruz. 2, 4, 6, 2, 4 ve 6. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Diğer grubuma geçiyorum. İlk trabzanım ördüm. İkinci trabzanım bir ördüm. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Ve ilerliyorum. Diğerlerini birer birer örerek Şimdi bir tane daha beraber yapalım. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer grubuma geçtim. Bir örüyorum. İkinciyi örüyorum. İkinciyi tığımın başını dolayarak tekrar örüyorum. Ve birer birer diğerlerini örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve bu şekilde toplamda 6 tane trabzan sayısına bir tane ikinciyi artarak örüyoruz ve sıramızın sonunda görüşüyoruz. İkinci sıramızı birer artışımızı yaparak 5 olan trabzanımızı 6 sayısına çıkardık ve sıramızın sonunu tamamladım. Sıramızın sonunda bir tane zincir ve 7 tane kenar patımı da ördüm. Diğer sıramıza geçmek için hazırım. 2, 4, 6 ve 7. 2 tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. 7 tane kenar patımı bu şekilde tamamlıyorum. Birer birer üzerlerine örüyorum. 2, 4, 6 ve 7. Şöyle görelim. Bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum birinci trabzanımı örüyorum ikinci trabzanımı örüyorum ikinci trabzanım biraz önce girişte de yaptığımız gibi iki defa örüyoruz bütün gruplar içerisinde aynı işlemimizi yapıyoruz hem gelirken hem giderken her grupta bir artışımızı yapıyoruz onu da ikinci trabzanımızı iki defa örerek yapıyoruz bakınız 5, 6, 7 oldu. Şimdi en son trabzanımı ördükten sonra bir zincirimi çekerek ikinci grubuma geçiyorum. Evet, bir zincirimizi çektim. Hemen ikinci grubuma geçiyorum. Birinci trabzanımı örüyorum, ikinciyi örüyorum, ikinciyi bir daha örüyorum. Diğerlerini birer birer örüyorum. Evet. 2, 4, 6, 7 oldu. 5, 6, 7 bakınız. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer grubuma başlıyorum. Birinciyi ördükten sonra ikinciyi yine iki defa örüyorum. Ve diğerlerini birer birer örerek ilerliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve bu şekilde Kenar patlarımızı 7 her ikisini de aralarda birer tane zincir hem giderken ikinci sırada hem dönerken ikinci sırada artışlarımızı yapalım ve robamızı biraz büyütelim sonrasında görüşelim. Robamızı yeterli ölçüye gelene kadar örerek devam ettik. Ve kaç sıra ördüğümüzü önce sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra robamızı ördük ve bu ölçü bizim için yeterli. 5 trabzan örerek başlamıştık. Her sıramızda birer tane artmıştık. Toplamda kaç tane olduğunu hemen bakalım. 5 ile başlamıştık. 5, 6, bir tane artmıştık. İkinci sıramızda 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tam 14 tane trabzan olarak her dilimimizi tamamlayarak bitirdik. Şimdi ölçü olarak kaç santim olduğuna bakalım. Ve İncilerden oluşan bölümümüzü örmeye başlayalım. Bakınız 10,5 cm. Robamızın şu anki ölçüsü. Bir kenar patımız için gerekli olan trabzanımızı ördük. 2, 4, 6, 7 ve şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Epeydir örümcek örmeyen ya da unutan arkadaşlarımız için de hatırlatma olsun. Örümceğimizi şu şekilde örüyoruz. İlmeğimizi biraz uzatıyoruz. 1 Bir cm kadar ve baş parmağımla orta parmağımla şu kısmı tutuyorum ipimi dolayarak alıyorum tek olarak aldığım ilmeği bir defa örüyorum ve bu şekilde örümceğim oluyor yani uzunca bir zincir çekiyoruz gibi hemen yaklaştırdığım incimi alıyorum incimi alırken bir tane püf noktamız var öreceğimiz zaman incimi hemen inci, e, örümceğimi kapadıktan sonra yanına getiriyorum şu şekilde almıyorum bu şekilde alırsam incimin görüntüsü arka tarafa düşer onun için ipimin altından tığımı alıyorum ve bu şekilde örüyorum. Bakınız bu çok önemli. Yoksa incilerimiz ters yönde durur. Şöyle örmüyorum. İncimi ipimin altından şöyle alıyorum ve geçiriyorum. Ve saymaya başlıyorum. Aşağıdan beri devam ede gelen bir tane zincirimizi bir diye sayıyorum. Birinci trabzanım 2, iki, ikinci trabzanım 3 diye sayıyorum ve üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde. Ve tekrar ilmeğimi uzatarak ikinci bir örümceğimi örüyorum. Kapatıyorum. İkinci öreyim, örümceğimi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Sadece burası başlangıç olduğu için Üçüncü trabzanımızın üzerine batmıştık. Aradaki öreceğimiz bütün çiçeklerimizde 4. E, dördüncü trabzanımıza batıyoruz ve de örümceklerimizde. Tığımın başını dolayarak batmıştım. Şöyle ipimi biraz uzatıyorum. 1, bir, iki tane trabz, ikili trabzanımı örüyorum ve biraz uzatarak alıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum trabzanımın üzerine. Hemen arkasına girerek bir tane kirpiğimi örüyorum. Aynı yere 4 tane daha trabzan örüyorum. Toplamda 5 trabzan sayısına ulaşıyorum. Batıyorum. Biraz rahat alıyorum. Bakınız. Üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya girerek kapatıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3 kirpiklerimizi 3 zincirden oluşturuyoruz ve trabzanımız ikili trabzan ama biraz şöyle uzatarak bakınız alıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çektim hemen trabzanın arkasına battım herhangi bir yere girmiyoruz bağlanmıyoruz sadece bakınız şöyle geniş araya girerek kapatıyorum ve son kirpiğimi yaptıktan sonra 5 tane kirpik ve 5 trabzan sayısına ulaştıktan sonra hemen buradaki yapmış olduğumuz gibi bir tane örümceğimizi buraya örüyoruz uzatıyorum alıyorum ve kapatıyorum incimi alıyorum yaklaştırıyorum ipimin şöyle altından geçiyorum ve örüyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 4 dördüncü zincir yuvasına girerek trabzanımın içerisine giriyorum zincir yuvası değil trabzanıma batarak buraya yerleştiriyorum ve tekrar ilmeğimi uzatarak örümceğimi örüyorum ve tığımın başını doluyorum ikinci örümcekten sonra tığımızın başını doluyoruz ve dört tane trabzan saymaya başlıyorum bir iki üç aradaki bir zincirimin olduğu yer dört olarak denk geldi hemen buraya giriyorum bir tane zincir olduğu için direkt içine de girebilirsiniz trabzanımı örmeye başlıyorum birinci trabzanımı ördüm hemen 3 zincirimi çekiyorum ve bir tane kirpik ikinci trabzanımı örüyorum geniş bir şekilde 3 tane zincirden kirpiğimi oluşturuyorum ve sırası ile 5 olana kadar işlemlerimi tekrar ediyorum 1 2 3 aynı yere batıyorum bakalım 4 tane oldu 5. örüyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim ve giriyorum şöyle görelim yaptığımız işlemimizi Örümceklerimiz ve incimiz hemen 5 tane trabzanımız ve kirpiklerimiz tekrar örümceğimiz ve 5 trabzan ve kirpiğimiz. Modelimiz tamamen bu sıraların birbirine takibi ile oluşmakta. Hiç farklı bir işlem yok. Eğer elinizde inceniz, boncuğunuz herhangi bir şey yoksa dümdüz de örülebilir. Yani sadece örümceklerle bu modelimizi uygulayabilirsiniz. Hatta yetişkin modellerinde, yeleklerinde de çok güzel duran bir modeldir. Evet şimdi 5 tane trabzanımız ve kirpiğimizi ördükten sonra hemen örümceğimizi geçiyoruz uzatıyorum 1 santim kadar bakınız şöyle uzatıyorum alıyorum yaklaştırdığım incimi hemen getiriyorum aslında çok da zevkli şöyle almıyorum altından alıyorum ki incim ön tarafta dursun 1 2 3 4. yere gelerek batıyorum Tekrar uzatıyorum örümceğimi kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. ikinci örümcekten sonra 1, 2, 3, 4. trabzanımın üzerine geliyorum. 5 defa örüyorum trabzanımı ve her seferinde 3 zincirle tepe noktasına kirpiğimizi yapıyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Batıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. 3 zincirimle araya batıyorum. Bakın araya batıyoruz. Herhangi bir yere batma yeri aramayın. Direkt araya geçerek batıyoruz. 1, 2, 3. Araya bakın. Tekrar örümceğimin olduğu yere geldim. Çünkü 5 tane trabzanı tamamladım. Hemen ilmeğimi uzatıyorum. Örüyorum. Ve bir tane incimi şöyle alıyorum üstünden böyle değil altından alarak geçiriyoruz bakın üzerinden alırsak arkada durur incimiz şöyle ilmeğimizi geçiriyoruz ve batıyorum 1 2 3 4 başlıyorum tekrar uzatmaya bir örümcek daha yapıyorum ikinci örümcekten sonra başını doluyorum tığımın ve sayıyorum 1 2 boşluğu sayıyorum 3 diğerine batıyorum 4 Evet. Şimdi tekrar trabzanlarımızın ve kirpiklerimizin olduğu bölümümüze geldik. Şimdi aynı şekilde 5 tane trabzanımızı ve kirpiğimizi örelim. Sonrasında incilerimizi 4. trabzanımızın üzerine atlayarak örümceğimizle birlikte batalım. İncimizin alış yönünü düzgün almaya çalışalım. Bakınız şu şekilde ki e, ön yönde çok rahat durabilsin. Bakın arka yönde de gayet güzel görünmekte, gizlenmiyor. Sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Evet, modelimizi bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim ve incilerimizi örümceklerimizin ortasına yerleştirdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tane incimizin olduğu bölümümüz var çiçeklerimizde. Aynı şekilde bakınız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ve 26 tane çiçeğimizi de bu şekilde yerleştirdik. Şöyle görelim bakınız. İncilerimiz gayet güzel görülmekte ve burası örgümüzün ön yüzü. İliğimizi ben açmıştım robamızı bitirmeden bakınız bir sıra öncesinde robamızdan ve devam edeceğiz bu kenar patlarımızı aynı şekilde örgümüzün ikinci sırasına sizlerle birlikte geçmek istiyorum. Başlangıcı birlikte yaptığımız gibi bitişi de aynı şekilde yapalım. Bakınız başlangıç ve bitişimizin yerleştirilmesi aynı olsun lütfen. Hemen örümceğimizi Diğer tarafta da örümceğimiz ve hemen modelimiz her iki kenar patımızın kenarında örümceklerimizi yerleştirelim. Eğer trabzan sayımız 1 ya da 2 eksik olursa 1 iki model geri giderek 1 iki geriye çekilelim ama burayı aynı şekilde eşitleyelim. Yani bir trabzanın 4 batacağımıza 3 batabiliriz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Hiç merak etmeyin. Önemli olan şu kısımlarımızı aynı şekilde denk düşürelim. Az olursa geri çekilin, tam olursa hiçbir problem yok. Sakın tüm sökeri sökmeye kalkmayalım. Sadece bir tane geri çekildiğimizde bir model birinden geri çekiliriz, bir model birinden iki eksik olursa tek eksik olursa bir tane geri çekilmekle e, tamamen bu açı kapatabiliriz. Evet, şimdi çeviriyorum. Birinci sıramızın son geçişi birlikte yapalım. Örümceğimi ördüm, incimi battım. Bakınız lütfen en püf noktası incimizin alış yönü. Eğer e, diğer türlü alırsanız incilerimiz arka tarafta durur ve örgümüz çok hoş olmaz. İkinci örümceğimi ördükten sonra tığımın başını doluyorum. 7 kenar patımı örmeye başlıyorum. 1 Saymaya gerek yok. Zaten 7 tane. Bakınız birer birer örüyorum. Sadece örümceğimizi birlikte geçmek istediğim için sizlerle yapmak istedim. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımın da üzerine battıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Üç fazla kalabiliyor ve kenarda pot pot duruyor. O yüzden iki tane zincirle dönüşümüzü yapalım. Ve başlıyorum. ikinci trabzanımın üzerine örmeye sırası ile örüyorum. Bakınız ben iliğimi ruba kısmımda açmıştım. Dilediğiniz aralıklarla iliklerimizi açmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz sadece robadaki ile yetinebilirsiniz. 7 tane trabzanımı ördüm. Sayalım. 2, 4, 6 ve 7. 7 trabzanımızı ördükten sonra bakınız. Burada sadece örümcek örüyoruz. Hemen uzatıyorum. Bir tane örümceğimi örüyorum. Tekrar uzatıyorum. İkinci kez örümceğimi uzatıyorum. İki örümceği bu kez yan yana ördüm. Burada birini batmıştık, sonra diğerini örmüştük. İki örümceğimizi yan yana ördükten sonra beş tane trabzanımızla kirpiğimizin olduğu bölümümüz vardı. Hemen 1 ile 2'nin arasına giriyorum ve batıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi de hemen diğer grubun arasına batıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanların arasına giriyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzanlarımın arasına giriyorum. Bakınız örümceğimi yaptım. 2 tane. 1 ile 2'nin arasına direkt örümceğimi battım. Battığım yerden 3 tane zincirimi çektim. 2 ile 3'ün yani sıradaki yeri battım. Tekrar girdim sık iğne ile. Sonra 3 zincir çektim. Sıradakine battım. 3 zincir çektim. Burada Üçer zincirden oluşan 3 tane yuvamız oldu. 1, 2, 3. Şimdi 3. yuvadan sonra bakınız batacak yer kalmadı zaten. Hemen uzatıyorum. 1 tane örümceğimi örüyorum. Uzatıyorum. 2. örümceğimi örüyorum. Arka arkaya 2 tane örümceğimi örüyorum. Ve 5 tane trabzanımın olduğu yere geliyorum. Hemen bakınız 5 trabzanımızın 1 ile 2'nin arasına gelerek batıyorum örümceklerimle direk batışımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer trabzan aralığına girerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Diğer trabzan aralığına batıyorum. 1, 2, 3 çekiyorum zincirimi. Trabzan aralığıma batıyorum. 3 tane zincirimi üçer üçer çekiyorum. Bakınız. 1, 2, 3. Hepsini de trabzanların arasına giriyorum. Şimdi bakın başka batacak aramız yok. Uzatıyorum ilmeğimi bir tane örümceğimi örüyorum. Tekrar uzatıyorum. Hemen üzerine ikinci bir örümceğimi örüyorum. Yine geliyorum 5 tane trabzanımın olduğu yere 1 ile 2'nin arasına giriyorum. Bakın önce 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5. 3 tane grubumuzu oluşturuyoruz. Bakın batıyorum. Hemen zincir çekiyorum. Birinci zincirimiz bir sonraki gruba batıyorum. Birinci zincir grubumuzu oluşturduk. Üç zincir çekiyorum. İkinci zincir grubumu oluşturuyorum. Bir, iki, üç. Son yere batıyorum. Üçüncü zincir grubumu da bu şekilde oluşturuyorum. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi. Bir tane örümcek. Tekrar uzatıyorum. İkinci örümceğimi hazırlıyorum. ve geliyorum hemen 1 ile 2'nin arasına batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Diğer bölüme batıyorum sıradakine. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki bölüme batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki bölüme batıyorum. Arkaya burası örgümüzün arka yüzü. 3 tane yuvamızı kuruyoruz. Aralarımızda örümceklerimiz olacak şekilde. Evet bu sıramızda incimizi kullanmıyoruz. İncimizi sadece bir sırada kullanıyoruz. Çok fazla e, olmasın diye. Tabi e, seven arkadaşlarımız yine araya bir tane inci isterlerse yerleştirebilirler. Her iki örümceğimizin arasına. Ama ben bunu da bu modelimizde kullanmak istemiyorum. Evet şimdi araya giriyorum. Örümceğimi direkt. 1-2-3 zincirimi çekiyorum. Birinci yuvamı hazırlıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıraya batıyorum bakınız. Hiç şaşırtmalı değil. Gayet çok çok kolay. Çok da basit. Sürekli aynı işlemlerin tekrarıyla oluşmakta. Bakınız en son yere kadar geldim. Örümceğimi yapıyorum. Birinci örümceğimi, ikinci örümceğimi yaptım. Araya giriyorum. 1 2 3 Birinci yuvamı kurdum. 1 2 3. ikinci yuvamı kurdum. 1 2 3. Üçüncü yuvamı kurdum. Bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerleyelim. Burası örgümüzün arka yönü, burası örgümüzün düz yönü olacak bölüm. Şimdi örümceklerimizi ve üçer zincirlerimizi çekelim ve diğer uca kadar kenar patımız da dahil olacak şekilde örelim. Diğer kenarı Sonrasında bu köşemizde görüşelim. Kenar patımın olduğu yere kadar geldim. Geçişi de sizlerle birlikte yapmak istiyorum. Şimdi iki tane örümceğimi ardarda arda ördüm. Hemen yedi tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Burası örgümüzün arka yönüydü. İnciyi ördüğümüz kısım ön yüz. Örümceklerimizin olduğu bölüm ise arka yüz. Tığımın başını doluyorum. İki örümceğimi ardı ardına yaptıktan sonra 7 tane kenar patımı ikili trabzanlarımla örmeye başlıyorum. Burası hep aynen devam edecek. En son trabzanıma da batıyorum. Bir iki tane zincirimi çekerek dönüyorum. Örgümü çeviriyorum, kenar patlarımı örüyorum. Evet, ilk trabzanımızı bu şekilde ördük. Şimdi modelimizi yeniden uygulamaya başlayacağız. Evet, trabzanımızdan sonra ilk örümceğimizi yine örüyorum, uzatıyorum ve bir tane kapatıyorum ve yaklaştırdığım incilerimden bir tanesini hemen alıyorum. Lütfen en önemli püf noktası burası. Şu şekilde almıyoruz. Bu şekilde alırsak incilerimiz arka yöne doğru görünür. O yüzden şöyle ipimiz tığımızın üstünde olacak şekilde kapatalım. Ve hemen bakınız şuradaki iki tane örümceğimin arasına giriyorum. Ve bağlanıyorum buraya. Tekrar uzatıyorum. Örümceğimi örüyorum. Şöyle görelim bakınız bağlandık örümceğimizin öncesinde incimizi de ördük ve diğer tarafa geçiyorum. Diğer tarafta tam ortadaki bölüme giriyorum. Üçer zincir çekmiş olduğum yere tığımın başını doluyorum ve başlıyorum 5 tane trabzanımı örmeye. 5 trabzanımı ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. Hemen bir tane kirpiğimi yapıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum. İncilerimi şöyle biraz öteliyorum diğer tarafa doğru. 3 zincir. Tekrar. 1, 2, 3. Trabzanımın ardına batıyorum. Bakınız aşağıdaki yaptığım işlemi ortadaki 3 zincirimin içerisine kuruyorum. Trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. Ardına batıyorum. Tekrar. 1 2 3 ardına batıyorum ve bir tane örümceğim için ilmeğimi uzatıyorum incimden alıyorum bir tane ardından alıyorum bileğimizin belki tek püf noktası hemen iki tane örümceğin tam orta yerine gelerek batıyorum tekrar bir örümcek daha örüyorum tığımın başını doluyorum üçer üçer 3 üç tane zincirimiz vardı. Ortadaki 3 zincirin içerisine girerek trabzanımı örmeye başlıyorum ve hemen kirpiğim için 3 tane zincirimi örüyorum. Şuraya giriyorum. Tekrar trabzanımı örüyorum. 1 2 3 araya batıyorum. 5 tane olana kadar bu şekilde devam ediyorum. Şöyle tığımın başını doluyorum dördüncü örüyoruz ve üç tane zincirimizi araya tekrar giriyorum beşinci trabzanım örüyorum bir iki üç tane kirpiğim için zincirimi de çektikten sonra batıyorum ve örümceğimi uzatıyorum bir tane incimden alıyorum incimi altından alarak geçiyorum ilmeğimin ve iki tane Şöyle arasına giriyorum örümceklerimin ve bu şekilde bağlanıyorum. Tekrar uzatıyorum ilmeğimi, örümceğimi alıyorum ve bu şekilde sıramızın başına kadar örerek ilerliyoruz. İlmeğimizin görmüş olduğunuz gibi ayraçlarımızı takarak bölümlerime ayırdım ve e, bu sıramızda artık kolumuzu örmüyoruz. Gövdemizi örerek devam edeceğiz. 3 3 önlerimizi ayırdık. Şöyle görelim. 1 2 3 ve kenar patımız. Şöylece saydığımız zaman 4 dilim gibi olmakta. Tekrar kenar patımız ve 3 dilim modelimiz 4 dilimde burada kolumuza bakalım. 1 2 3 4 5 6 dilim kolumuzu ayırdım. Arkaya çeviriyorum şu şekilde. Arkamızda kırmızı ayracımızdan mavi aracımıza kadar arkamızı öreceğiz. 2 4 6 ve 8 ve tekrar kolumuza bakıyorum 2 4 6 ve önümüze bakıyoruz 2 ve 4 kenar patlarımızla birlikte şimdi dökümlü ve çok hoş bir yelek olacağı için birleştirmemize başlayalım önümüzü önce örerek tamamlayalım işaretimi taktığım yere gelince görüşelim burada kenar patımı ördüm hemen geçişimizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde iki tane örümceğimizi örerek ilerliyoruz. Bir tanesini ördüm. Bir örümcek daha ördüm. İki örümceğimizi ördükten sonra hemen beşli trabzanımızın araya giriyorum. Üçer üçer zincirlerimi çekiyorum ve aralara giriyorum. Yuvamı kuruyorum. 1 2 3 ikinci e, zinciri çektim ve bu da üçüncü kapatıyorum. Tekrar uzatıyorum. Yine ikinci bir örümceğimi uzatıyorum. Direkt geçiyorum. Bu sıramızda ince kullanmıyoruz. 3 zincirimi çekiyorum, batıyorum. 3 zincirimi çekiyorum hemen bir sonraki araya. 3 tane yuva yapıyorum 3 er zincirden. Uzatıyorum. Uzatıyorum ve son 1 2 3 giriyorum incilerimi biraz ilerletiyorum bu sırada örmeyeceğimiz için Evet 3 tane yuvamı kurduktan sonra bakınız toplamda 3 tane ördüm ayracımızın olduğu yere geldim ve şu şekilde 2 tane 1 2 çok büyük yapmayalım 2 tane örümceğimi örüyorum kolum için ayırdığım bölümümü şöyle geçiyorum ve diğer ayracımın olduğu yeri görüyorum bakınız bir ayracımızdan diğer ayracımızı şöyle açmak istiyorum ayracımızın olduğu yere kadar örerek geldim bakınız sonrasında iki tane örümceği ardı ardına yaptım 1 2 3 4 5 6 tane dilimimizi ayırıyoruz. Mavi ayıracımın olduğu yerdeki hemen buradaki 5 trabzanımın arasına giriyorum. 2 tane hazır örülmüş örümceğimi büküyorum. Hemen batıyorum bakınız. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Araya giriyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Bir sonraki araya. 1, 2, 3. Bir sonraki araya ve sonrasında uzatıyorum. Örümceğimi yine uzatıyorum. Hemen 5 tane tırabzanımın ilk aralığına girerek batıyorum. 1 2 3. Araya geçiyorum. 1 2 3. 1 2 3. Tekrar örümceklerimi örüyorum. 5 trabzanımızın ilk aralığına giriyorum. 1 2 3. Diğer kol ayrımımıza kadar, kırmızı ayırıcıma kadar örerek ilerleyelim. Yeleğimizin arkasını örerek geldim. Şimdi tam kırmızı ayırıcımın olduğu yerdeyim. Kırmızı ayırıcımın olduğu yerden 2 tane örümceğimi üst üste ördüm. 1 2 3 4 5 6 tane dilimimizi atlayarak mavi ayıracımın hemen yanındaki trabzanımın arasına girerek kolumu kapatıyorum. Bakınız iki tane örümceğimi ördüm üst üste ve büküyorum kolumu. Ayıracımdan hemen sonra bakınız üç tane dilimde kalmakta. İlk aralığa iki trabzan arasına giriyorum. Bir ile ikimin olduğu yere bir iki üç tane zincirimi çekiyorum. Ve Batıyorum bir sonraki aralığa 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki aralığa tekrar batıyorum. Tekrar 3. kez 3 zincirimi çekiyorum ve giriyorum ve uzatıyorum. Örümceğimi tekrar uzatıyorum. 2 örümceğimi uzattıktan sonra örümceğimizi 1 ile 2 arasına girerek batıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Aralıklara batıyorum. Tekrar 2 tane örümceğimi ard ardına uzatıyorum. 1 ile 2 arasına gelerek batıyorum. 1 2 3 tane zincirim. Ve bakınız başa kadar birlikte geldik. 1 2 3 Şimdi son birleşme yerindeyiz hemen örüyorum iki örümceğimi de üst üste ördüm son olarak hemen tığımın başını doluyorum kenar 7 tane patımı örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 kenar patımı ördüm 1 2 iki tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çevirerek kenar patımı örüyorum. 7 kenar patımı ördüm. Şimdi şöyle görelim. Bakınız yeleğimizi çok çok hoş bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İncilerimiz üst üste şöyle dizilmekte ve yeleğimiz tamamlandıkça daha güzel e, görünecek incilerimizin dizilmesi pembemizin uyumu ve e, bu şekilde örmeye devam edelim dediğim gibi isterseniz iliklerimizi açmaya devam edebilirsiniz isterseniz sadece iki ya da daha sık koyarak üç tane ilikte ayarlayabilirsiniz nasıl isterseniz tamamen zevkinize uygun olarak ilik yerlerimizde e, kullanmayı tercih edebilirsiniz şimdi Modelimiz artık sadece gövde kısmından bu kısmı da birleştirdiğimiz için hiç farklı bir işlemimiz yok. Bakınız burada da kol altında da örümceğimiz. Diğer tarafta da örümceğimiz var. Bu şekilde istediğimiz büyüklük gelene kadar örmeye devam edelim. Yeleğimizi görmüş olduğunuz gibi örerek büyüttüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane çiçeğimizi ördüm. Bu taraftan ise 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çünkü Arkada bakınız, ipimiz şurada kaldı. Daha örmem gerekiyor bu yöne doğru. Şimdi ipimiz e, tamamen bitmek üzere, bitmeden ben buraya takmış olduğum incilerimi diğer ipime geçirmem gerekmekte. Diğer ipimle istediğim ölçüye gelene kadar örebilmem için önce ölçümüze bakalım. Bakınız ne kadar olduğu konusunda bir fikrimiz olsun geleğimizin. Ona göre biraz daha küçük başlayabilirsiniz. Ya da bakınız. Kol altından genişliği gövde genişliği 29 santim ve yukarıdan en üst kısımdan şimdi ipimizin olduğu yere kadar 29 santim ördük. Şöyle görelim. Biraz daha örmemiz gerekmekte ve e, pembe ipimizi diğer ikinci ipimize geçmek için de incimizi diğer ipimizin üzerine boşaltmamız gerekmekte. Aynen bu ipimize taktığımız işlemimizin tekrarını yapalım önce hangi ipten geçireceksek onun ortasını açalım bunun ortasını açıyorum bakınız diğer ipimizi bunun arasından geçiriyorum inciler hangisinde takılıysa onun arasını açıyoruz bakınız açtım şu şekilde şöyle görelim geçireceğim ipten tarafa hepsini toparlıyorum ve başlıyorum bir geçirmeye önce şöyle tam geçeceği yere elimizde biraz yardımcı oluyoruz bakınız üzerindeyiz şu anda bakın şuradayız ve diğerlerini daha rahat akıtalım orada biraz tutalım hemen gevşeyip çıkmasını engelleyelim getirelim diğer iplerimizi. Bakınız bağlantı yerimiz hemen şurası. Şuradaki. Şurada da diğer boncuklarımız orada tutmakta. Bir taraftan getirelim, diğer taraftan yeni ipimize aktarmamızı yapalım. Bu şekilde bakınız. Kalan incilerimizi de diğer tarafa geçiriyorum. tabi hepsini kullanmayacağız bu incilerin. İsterseniz bırakabilirsiniz burada ama hepsi aynı yerde toplu olursa koparıp daha sonrasında bağlayarak bir yerde kullanabilirsiniz. Dağınık dağınık kalmasın. Hepsini bir yere geçirmek daha mantıklı bir hareket. Bakınız şuradan geçiriyorum. Çok çok kolay. İncilerimiz gördüğünüz gibi öyle büyük değiller. Modelimizin üzerinde ancak kendisini toparladı. 1 bir tane ipimizi kullandık. İkinciye de bu şekilde geçişimizi yapıyoruz. Bu tarafta tamamen geçirmiyorum. Buraya yetecek kadar kaç tane inci gerekiyorsa ayıralım. Çünkü ipim ancak orayı idare edecek kadar. 1 2 3 tane inci de burada kullanmam gerekiyor ve bu tarafta 3 tane incimin kalması gerekiyor. Evet, şimdi örmeye devam edelim. Şöyle incilerimizi geçirdikten sonra bir de genel görüntüsüne bakalım. Bakınız genel görüntüsü çok hoş. Çok güzel, yumuşacık, döküm döküm. Her yaş ve her boy için ayarlamasını yapıp istediğimiz gibi örebiliriz incili e, yelek çalışmamızı şöyle görelim bakınız incilerini. Gayet güzel. Evet şimdi biraz daha örelim. Yeleğimiz istediğimiz ölçüye gelince tekrar görüşelim. Yeleğimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ettik ve yeterli ölçüye geldiğinde yeleğimizi tamamladık. Bakınız şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane dilimimizi ördüm. Şimdi yakamızı yapmaya başlayalım. Yakamız için e, ters yönden örmeye başlıyoruz. Yakamızı düz yönden başlamayalım. Bittiği zaman dönderdiğimizde düz yön örüyoruz. E, doğru tarafa gelecektir. Evet şimdi hemen şuradaki ipimi açıyorum. İncilerin boşalmasın diye düğüm atmıştım. Sizlere de tavsiyem incilerimizi. Eğer ipimizi koparsak şöyle geniş bir fiyonk şeklinde düğümümüzü atalım. Hemen diğer yönden başlıyorum. Bakınız. İlk kutucuğun içerisine giriyorum. İlk kutucuğun içerisine girip şöyle düğümümü atıyorum 1 2 tane zincirimi çekiyorum yakamıza da Tıpkı e, gövdede olduğu gibi kenar patları yapıyoruz 2 3 4 5 6 ve kenara batalım şöyle 7 7 tane trabzan yukarı kısmı da yaptım yakam için. Ve modelimi uygulamaya başlıyorum bir tane örümceğimi yapıyorum yine incilerimizi dizelim hemen bir tane incimi yaklaştırıyorum ipimi üst alıyorum ve incimi kapatıyorum ve hemen bir tane bakınız bir tane kutucuk atlıyorum ikinci kutucuğumu batıyorum bir örümcek daha uzatıyorum kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki kutucuğun içerisine girerek trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Bir tane trabzan, üç tane zincir. Aynen modelimizi buraya kuruyoruz. Trabzanımı boşluğuna batıyorum. Tekrar ikinci trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç araya batıyorum. Kapatıyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. araya girerek kapatıyorum. 1 2 3 tekrar girerek kapatıyorum. 4 tane trabzanımız ve 4 tane kirpiğimiz oldu. Hemen bir tane daha trabzanımı ve kirpiğimi örüyorum. 1 2 3 kapatıyorum. Bir tane örümceğimi yapıyorum. ben bir incimi alıyorum incimi örmek için altından şöyle geçiyorum ve kilitliyorum hemen yandaki kutucuğumun içerisine batıyorum tekrar bir örümceğimi daha uzatıyorum kutucuğun içerisine girerek 5 tane trabzanım örüyorum yani modelimizi aynen kuruyoruz 5 trabzanım ördükten sonra 3 tane zincirimi çekip kapatıyorum. İkinci trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum trabzanımın arasına girerek kapatıyorum yani modelimizi aynı gövdede kurduğumuz gibi kurarak ilerleyelim e, sonrasında bu trabzanımızın olduğu yere gelince görüşelim bir uçtan örmeye başladık yakamızı diğer kenar patımıza kadar örerek geldim şimdi en son örümceğimi yaptım. 2 tane kutucuğumuzun içerisine 7 tane patımızı örelim. 2 3 4. örüyorum. 5 6 ve en son kenara batalım. 7'yi de bu şekilde düzgün bir şekilde çıkaralım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çevirerek ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Yakamızda kaç tane çiçek yaptığımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 tane çiçeğimizi hazırladık. Şimdi kenar trabzanlarımı birebir örüyorum. Ve bu sıramızda sadece örümceklerimiz ve zincirlerimizi yapmaya başlıyoruz. Modelimizin aynısını kuruyoruz. 2 4 6 en son trabzanımı örüyorum 7 incilerimi ileriye doğru yolluyorum ve örümceğimi asılıyorum birinci örümceğimi ikinci örümceğimi örüyorum kenar patımdan hemen sonra ve trabzanlarımın bu kirpiklerimin tam ara kısmına gelecek şekilde giriyorum ilk aralığa giriyorum 1 2 3 ikinci aralığa girerek batıyorum birinci yuvayı kuruyorum 1 2 3 ikinci yuvayı bir sonraki aralığa giriyorum 3 zincir çekip bir sonraki aralığa batıyorum ve 3 tane yuvamı kuruyorum örümceğimi örüyorum ikinci örümceğimi hemen ilave ediyorum ve diğer aralığın ilk iki trabzan arasına girerek batıyorum 3 tane zincir batıyorum 1 2 3 diğerine batıyorum 1 2 3 diğer yuvaya giriyorum böylece Trabzanlarımızın üzerine üçer zincir aralara ise iki tane örümceği ardı ardına ilave edelim. Diğer uçta görüşelim. Yakamızın kenar trabzanı ördükten sonra bir önceki sırada kurmuş olduğumuz modelimizin üzerine aynı şekilde modelimizi uygulayarak devam edelim. İstediğimiz yaka ölçüsü gelene kadar örelim. Bakınız birinci örümceğimi yaptım. Hemen iki örümcek arasına girerek batıyorum. Kapatıyorum. Tekrar bir örümceğimi alıyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadaki 3 zincir çektiğim yere 5 tane trabzanımı ve de üçer zincirlerinden oluşan kirpiklerimi örüyorum ve sıra sonuna kadar tamamlıyorum. 2 ya da bir sıra daha örerek toplamda 3 sırada tamamlayabilirsiniz yakamızı. E, gözünüze ne, nasıl hoş geliyorsa o şekilde ayarlamamızı yapalım. Sonrasında görüşelim. Evet arkadaşlar incili yeleğimizi bu şekilde örerek tamamladık. Bakınız en son dilimli bir şekilde yeleğimiz tamamlandı. Ee, i̇stediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Eğer e, uzunluk yeterli gelmediyse Aynı işlemlerimizi tekrar ederek iki sıramızı birbirine sürekli tekrar ederek istediğimiz kadar modelimizi uzatarak yeleğimizi örerek tamamlayalım. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.